Herkese merhabalar. Bu videomuzda Arduino Bluetooth modülü HC05, HC06'yı kullanarak RGB LED yakma uygulamasını yapacağız. Kendi tasarlamış olduğumuz Android APK uygulamasını telefonumuza kuracağız. Bu telefondan Bluetooth üzerinden RGB LED'imizi istediğimiz renkte yakmaya çalışacağız. Devrede kullanacağımız malzemelerimiz 1 adet breadboard'umuz, 1 adet Arduino'muz, 1 adet HC05 Bluetooth modülümüz. HC05 Bluetooth modülümüze 3.3 volt uygulayabilmek için seri direnç devresi tasarlayacağız. Bunun içinde 2.2 kilo ohm direnç ve 1 kilo ohmluk direncimiz var. RGB LED'imiz var. Ben ortak katot bir RGB LED kullanacağım. Yani şuradaki uzun bacak eksi, diğerlerini kırmızı, yeşil, mavi olarak kullanacağım. Sizde eğer ortak anot varsa burayı artı olarak uygulayacaksınız. Onun devre şemasını da eğitim sitemizde sizlere yayınlarız. RGB LED'imiz için kullanacağımıza 3 tane 220 ohmluk direncimiz ve yeterli miktarda jumper kablolarımız. Devre şemasını karşıma açıyorum. Devre şemasına göre devremi tasarlayacağım. Bluetooth modülümü alıyorum. Breadboard'umun üzerinde bu şekilde konumlandırıyorum. Devre şemasına baktığım zaman 2.2 kilo ohmun bir ucu RX pinine denk gelecekmiş. Bunu bu şekilde board'umun üzerine yerleştiriyorum. 1 kilo ohmluk direncimi de alıyorum. Hem RX pinine denk gelecek 1 kilo ohmun bir ucu, hem de 2.2 kilo ohmun bir bacağına denk gelecek. Bunu da bu şekilde buraya monte ediyorum. Şu şekilde gösterecek olursam size. Bakın şu iki bacak birbirine temas ediyor. Şurada RX pinim. Diğer uçları ise aynı hatta değiller. Birbirlerine temas etmiyorlar. Buna dikkat edin. Bu iki bacak birbirine temas edecek. Hem RX'e temas edecek. Ama bu iki bacak birbiriyle aynı şeritte olmayacak. Şimdi devre şemasına baktığımda 2.2 kilo ohm'dan breadboard'umun eksi şeridine gitmiş. Onun için küçük kablolardan kullanayım isterseniz. Şuradan alıyorum. Şurayı eksi şerit olarak kabul edecek olursam şuraya montajını yapalım bunun. Bluetooth modülünün yine eksi pininden şuradaki 4 numaralı pin şurası. Bakın buradan alıyorum. Bunu da buradan eksi pinle bağlıyorum. Bluetooth modülünün hemen sağındaki artı piniymiş. Bakın burası. Buradan artı girişi alıyorum. Bu sefer bunu buradaki artı şeridime bağlıyorum. Devre şemasına göre. 1 kilo ohmluk direnç 7 numaralı pine gitmiş. Aynı renk kablo kullanmaya dikkat edeyim. En azından devremizi takip ederken kolaylık olsun. Şurası 1 kilo ohmluk direncim bacağı. Buraya kablomu ekledim. Bunu da Arduino'da 7 numaralı pine bağladım. TX pininden de turuncu renkli bir kablo gitmiş. TX pini soldan 3 numaralı pin, yani şuradaki pin. Buradan kabloyu alıyorum. Bu da Arduino'da 6 numaralı pine gitmiş. Evet, Bluetooth modülümün bağlantılarını yaptım. Şimdi gelelim RGB LED'ime. RGB LED'imi alıyorum. Board'un üzerinde şöyle konumlandıralım isterseniz. Uzun bacak bakın burası. Uzun bacaktan nereye gitmiş? Eksiye gitmiş. Şuradaki uzun bacaktan şuradaki eksi şeridime bir hat çekiyorum. Diğer bacaklara ise 220 ohmluk direnç bağlayacağım. Evet, direnç bağlantılarımı da yaptım. Şimdi dirençlerden kabloları götüreceğim. Sol taraf maviymiş. Mavi renge denk geliyormuş. Sol tarafı nereye bağlamışız? Arduino'da A2 pinine bağlamışız. Yeşil renk için Arduino'da A1'e bağlamışız. Kırmızı rengimiz için ise Arduino'da A0'a bağlamışız. Evet, bağlantılarımız bu şekilde. RGB LED'imiz gözüksün. Bu eski kabloyu Arduino kartıma bağlayıp bilgisayarla bağlantısını yapacağım. Kodları Arduino kartına göndereceğim ve cep telefonuna uygulamayı yükleyerek uygulamada devremizi bir test edeceğiz. Bluetooth modülü kullanarak RGB LED yakma devresinin kodlarını Arduino'da birlikte tasarlayalım. Arduino programını açıyorum. Kodları ben Arduino'nun içerisine yerleştirdim. Size bu kodlar hakkında şimdi bilgi vereceğim. Öncelikli olarak yukarıda bir tanımlama satırı oluşturdum. Hemen altına Software Serial kütüphanesini buraya ekledim. Çünkü devre şemasında bağlantılarımı Arduino'nun RX pini olarak kullandığım 6 ve TX pini olarak kullandığım 7 numaralı pinlerini kullanacağım.
Bundan dolayı da software serial kütüphanesini buraya ekledim. Alt tarafta da hangi pinleri kullandığımı buraya belirttim. Burada 6 numaralı pin Bluetooth modülünde TX'e gidecek. 7 numaralı pin ise Bluetooth'un RX pinine gitmiş olacak. Hemen alt tarafa geliyorum. Renk değişkenlerini tanımlıyorum. Bir tane data değişkeni tanımladım burada. Ve red, green, blue şeklinde de RGB renk değerlerini ayırmak için de 3 tane daha değişken tanımladım. Voice setup'ın içerisine geliyorum. Serial Begin 9600 ile Arduino'nun USB üzerinden seri monitör ile haberleşme portunu burada açıyorum. Bluetooth modülünü 9600 hızında haberleşme olarak burada belirtiyorum. Ve hemen altına geliyorum. A0, A1 ve A2 pinlerine bağladığım için RGB ledlerimin uçlarını, bunları çıkış pini olarak burada tanımlıyorum. Normalde analog pinler aslında giriş pinleri olarak kullanılmakta. Ama ben bunları uygun kodlama ile dijital çıkış olarak kullanacağım. Aynı zamanda PWM sinyalini de buradan almış olacağım. Hemen altına geliyorum. Void loop'un içerisinde if ile Bluetooth modülünden veri gelip gelmediğini kontrol ediyoruz. Bluetooth modülünden veri geliyorsa Bluetooth'tan gelen string veriyi okumasını ve data değişkenine atamasını istiyorum burada. Burada 9 karakterli bir veri gelecek. Buradaki gelen veri değerini ise alt tarafta renklere ayrıştıracağım. Yani burada şunu yapıyorum. Kırmızı için diyorum ki gelen 9 karakterli veriden ilk 3'ünü kırmızıya ayır. Daha sonraki 3'ünü yeşile ayır. Son 3 rakamını ise maviye ayır. Yani nedir buradaki yapmış olduğumuz işlem? Örneğin diyelim ki benim Bluetooth modülünden gelen verim 255.125.035 gibi bir değer geldiğini düşünelim. Buradaki ilk 255 rakamını kırmızıya ayıracak, 125 rakamını yeşile ayıracak, 0.35 rakamını da maviye ayıracak. Bunu da ben en alt tarafta bakın seri monitörde görüntülemek için bir kod yazdım. Aynı zamanda seri monitörde görüntüleyeceğiz hangi rengin hangi sayı değerlerini aldığını. Ben hemen bu altında da aldığım renk değerlerini led pinlerine göndererek led pinlerindeki RGB ledimin uygun ışığı vermesini burada sağlamış oluyorum. Şuradaki yazdığım örneği silelim ve kodlarım bu kadar. Arduino kartım bilgisayara bağlamıştım. Yukarıda Arduino Uno seçili, portumuz seçili, kodları Arduino kartına gönderiyorum. Evet, kodların yüklemesi tamamlandı. Şuradaki seri port ekranını açtığımızda da RGB LED'ime gönderdiğim sinyal verilerini de burada görmüş olacağız. Şimdi hep birlikte devrenin çalışmasını bir kontrol edelim. Evet, kodları Arduino kartına gönderdik. Kodları gönderirken 0 ve 1 pinlerini kullanmadığımız için VCC pinini buradan çekip göndermeye gerek yok. Direkt kodları gönderirken hata mesajı almazsınız. Ama yine de hata mesajı aldığınızda ne demiştik? Arduino'ya kodları gönderirken şuradaki VCC pinini çıkartın yerinden, kodları gönderdikten sonra tekrar takın, hata mesajı almazsınız diye söyledik. Şimdi uygulamamız burada. Eğer uygulamayı ilk defa yükleyecekseniz bizim eğitim sitemize gittiğinizde bu devreye ait konu başlığını bulun. RGB LED yakma diye aşağılara doğru iniyorum. Bakın burada isterseniz QR kodla indirebilirsiniz. İsterseniz Bluetooth Kontrol Android uygulaması var, indir var. Google Drive linki var. Buraya tıklayarak cep telefonunuza bunu kurmanız lazım. Kurarken gelen mesajlara evet deyin. Harici bir uygulama yüklediğiniz için size sorular soracaktır. Nasıl kurulum yapıldığını daha ayrıntılı öğrenmek isterseniz ilk videomuzu izleyebilirsiniz. Bluetooth modülünü tanıtım ve LED yakma videomuzu. Orada tamamen bu uygulamanın kurulmasını anlattık. Bakın uygulamamız burada. Zaten cep telefonla kurması basit. Evet, şuradan Arduino'ya artı ve eksi bağlantılarımızı yapmadık. Onları yapalım. Ben de Bluetooth'un ışığı neden yanmıyor diyorum. GND'den buraya alalım. Artıdan da buraya alalım. Evet, bakın Bluetooth ışığı yanıp yanıp sönmeye başladı. Ne diyor? Benimle iletişime geçebilirsin artık diyor. Programımızı açtık. Burada bakın değişik uygulamalar var. Hangi uygulamayı yapacaksanız o uygulamanın içerisine gireceksiniz. Biz RGB LED yakacağız. RGB LED yakmaya basıyorum. Bu şekilde bakın sayfamız açıldı ve bağlantı yok dedi. Bluetooth cihazınızı seçin demiş. Burada HC05 gözüküyor. Eğer sizde gözükmüyorsa yukarıda Bluetooth aygıtlarına tıklayıp burada Bluetooth aygıtlarını tarama yaptıracaksınız.
HC05'i gördükten sonra üzerine tıkladığınızda sizden bir şifre isteyecek. 1-2-3-4 diye şifreyi girdikten sonra artık HC05'iniz sizin buraya kaydolmuş olacak. Daha sonra siz cihazınızı burada görebilirsiniz. Üzerine tıklıyorum. Bakın bağlantı var diye yazı geldi. Şimdi bakalım şuradaki renk paletini ister kullanabilirsiniz. İsterseniz şuradaki kaydırma çubuklarını kullanırsınız. Bakalım renk paletinden renklerimizi yakmaya çalışalım. Bakalım renklerde yeşilde sorun var mı? Yeşilde yok. Kırmızı ve mavinin yerleri değişecek. Evet, şuradaki pini alıyorum. Bunu buraya takıyorum. Bunu da buraya takıyorum. Şimdi bakalım. Bakın kırmızı burada yandı. Maviye tıkladım. Maviyi yaktık. Yeşile tıkladım. Yeşili yaktık. Şu şekilde turkuaza tıklayalım. Evet, bakın turkuaz bir ışık aldık. Şu şekilde fuşya tarzı bir ışık yapalım. Evet, bakın böyle bir ışık aldık. Burada hangi renk olduğunu gösteriyor. Yani uygulamamız çok güzel. Umarım beğenirsiniz. Buradan bakın istediğiniz renkleri buradan seçebilirsiniz. Bu şekilde led diyotunuzun değiştiğini göreceksiniz. Bakın yeşili elde ettik. Tabii nihayetinde burada 3 tane farklı renk var. Her rengi burada elde edemeyebilirsiniz. Nihayetinde bu 3 tane rengi belli koşullarda karıştırıyor ana renkleri. İsterseniz burada Arduino kodları var. Arduino kodlarına tıkladığınızda Arduino'ya yüklenecek kodlar gözükmekte. Devre şeması burada gözükmekte. Bunu isterseniz alıp Arduino'da kullanma imkanınız mevcut. Program tasarladık. Umarım beğenirsiniz dediğim gibi. Eğer bir eksiklikler ya da ilave edilecekler varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Daha fazla geliştirebiliriz. Evet, bakın gördüğünüz gibi seri port ekranında da renkleri seçtiğim zaman o renklere ait sayı değerlerini görmekteyiz. Ben şu şekilde renkleri değiştiriyorum. Bakın gelen sayı değerlerinin de burada değiştiğini görebiliyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, videomuzun daha çok kişiye ulaşması için paylaş butonuna, kanalımıza yüklenen videolardan haberdar olmak için ise hemen alttaki abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.